Kocası Seyrettin'in kadınlara olan aşırı zaafı yüzünden kalp krizi geçirip ölmesi ve köyünün Belkıs Barajı sularının altında kalması üzerine devletin yaptırdığı prefabrike konutlara yerleşmeyi reddeden kibar ana İstanbul'a, çocuklarının yanına gitmeye karar verir. İstanbul'da kurulu düzenleri gereği onu misafir edemeyecek olan üç kızı ve bir tane de hayırsız oğlu vardır. Kibar ana yıldırım gibi düşer tepelerini. Onlara unuttukları değerleri hatırlatmak için damatları ve kızları ile amansız ama bir o kadar da komik bir mücadeleye girişir. Hareket topa vallahi enişte. Dur. Gidelim. Allah, yapma ya. Çekmeyin ya. Allah Allah Allah. Bir dakika ya. Allah. Durun abiler. Kavga etmenize ne gerek var? Dur. Önce ben geçerim. Bırakın ya. Bırak beni. Çekme. Bırak. İşte bu hedder. Bağlım ne zaman gelecek bizimkiler? Büyük hanım, akrabalarınız olduğunu ileri süren, ne yediği belirsiz dört tane adam sizi görmek istiyor. İçeri al küçük hanım kızım. Demek bu kadar çabuk he? Evet büyük hanım, bu kadar çabuk. Ne duruyorsun kızım, hadi koş aç kapıyı. Durun işte ya, bırak. Bırak beni işte, durmayın işte, bırak Allah aşkına. Bırakın ya. Anne baksana ne aldım. Çam sakızı çoban armağan, küçük bir şey işte. Sana layık değil ama. Ha, çekil kenara bakayım. Sana layık değil ama. Bizim de tuzumuz bulunsun var be. Yanlış anlama. Villan arabam var diye almadım bunu. Kaç zamandır niyetliydim. Bugüne kısmet. Oh. 9 kusur hareketin 9'unda yaptım valla. Nama bile senin kadar hırçın adam değil. Ulan çekil önünden. Yoksa seni Kıbrıs gibi ortadan ikiye ayırıp Rum kesiminin bulunduğu tarafı pataklarım haberin olsun. Anladın mı? Yahu durun. Sakları sıkı tutun. Muhterem valide, senin çok istediğin elektrikli battaniyeyi ben kendi ellerimle dedim. Bak ne kadar da elektrikli değil mi? Bak, gördün mü? Özel. Bir isteğin var mı annem? Oğlum Taco, burada ben varken sana anasonlu galete yemek düşer. Bırakın valideyi, kur hesabı yapmayın. Toplam işlem hacminiz kadar konuşun. Siz onlara bakmayın sayın validem. Bir isteğiniz olursa hemen beni arayın. Sübhanallah yahu, açılın yahu, açılın. Ya durun annem, bana bırakın. Yahu yavaş yahu. Validem. Durun ya. Öpeyim validem. Allah Allah. İyiyim birbirinizi damat bozuntuları. Neyse. Canım durun, tepişmeyin. Size bir şans daha vermeye karar verdim. Bir süre yanınızda kalıp beni hangi damadımın ne çok sevdiğini anlamak istiyorum. Kimle kalıyor bana? Ben. Oğlum senin evin yok ki. Ay doğru ya. Tabii ki ben de canım. Burada kuru yapmıyoruz. Valide bizde kalmalı bacaraklar. Hadi hop canım. Dedik iki adım geri atın. Darbe yapmayayım şimdi. İçkiyi bırakırım, valideyi bırakmam icabında. Yallah. Vallahi. Durun ya.
Kendisi karar versin kimde kalacağına ya. Allah Allah. Evet. Ha? Ben kendim karar vereceğim kimde kalacağıma. Ha, tamam. Hı. Tamam. Siz şimdi evlerinize gidin. Hazırlıklara başlayın. Tek tek evlerinize gelip kontrol edeceğim. Hanginiz en güzel hizmeti verirseniz ömrünün sonuna kadar kendini kurtarmış bilsin. Hadi şimdi dışarı. Beni rahat bırakın. Biraz istirahat et. Tabii tabii hanım, validem. Sen istirahat annem, et validem. Tabii tabii anneciğim. Annemi rahat bırakın da kampa girsin. Hadi dışarı oğlum, yetti. Hadi. Oh. Ah. Acele edelim Ekoş'um. Annem neredeyse gelir ama hiçbir şey hazır değil. Daha ne olsun ya? Yani işimi gücümü bıraktım ki ben onu memnun etmek için uğraşıyorum. Bir broker görse benimle konuşmayı bırakır valla. Aman be Ekoş'um. Sanki görmedin villasını. Hele bir mutlu edelim annemi. Ondan sonra ye kürküm ye. Aa, kürk dedim de. Ne zamandır kürklerden ses ve seda yok. Bu konu hakkında bir basın açıklaması yapmanı bekliyorum. Yine kürk sorunu mu ya Fatoş ya? Ya şu kibar anayı bir ağırlayalım hayırlısıyla. Gerisi kolay hayatım. Annemi çok iyi ağırlamalıyız Kadir. Sakın içip de sapıtma yine. Biliyorsun annem hiç hoşlanmaz böyle şeylerden. Hop hop, ağzından çıkanı kulağın duysun. Zira böyle konuşmaya devam edersen ağzından bir daha bir şey çıkmayacak. Kulağına da böyle duymak gibi sorumluluklar yükleyemeyeceksin. Ona göre. Tamam canım, Allah Allah. Hemen sinirlenme. Annemin villası da pek güzelmiş demeye çalışıyoruz. Yani biraz idare et dediysek kötü mü dedik Kadir? Dur. Hayır, yani konuşmalarımızın meze olarak laf salatasına ihtiyacı yok. Durumun ehemmiyetinin farkındayım. Eğer bizim valideye sınırsız alkollü bir parti verip keyfini biraz mat ısıtarsak, tekele iç küreğisinden ortak oluruz hesabı yapıyoruz. Sen yargısız infaz yapıyorsun be Gülşen'im. Vallahi lazım, şu valideyi iyice mutlu edip saadete erdirebilirsek Şam valiliğine aday bile olabilir. Ondan sonra ver elini dünya ahiret Şam valisi Feyzullah. Ay. Anneannem kendisi için hazırladığım bu çiçekleri görünce bana yapacağı maddi destek sayesinde Sahra Çölü'nü Sahra Yağmur Ormanları'na dönüştüreceğim. Durun canım. Hemen hayal kurmayın. Önce annemi memnun etmeliyiz. Sonra gerisi gelir. Bir şey unutmayalım, tamam mı? Herkes ne yapacağını biliyor değil mi? Validenin bir dediği iki edilmeyecek. Yoksa yatar benim Şam valiliği ona göre. Ayağımızı denk tutalım ev ahalisi. Tamam. Artık her şey hazır. Şimdi sıra annemi ikna etmeye geldi. İlk önce bize uğrayacağından emin misin? Tabii ki eminim Ekoş'um. Annemin villası olduğuna göre kendini en iyi hissedeceği yer bizim villadır. Sen hiç merak etme. Önce bizim süslü Fadime'nin evine gidelim. Gerçi orada kendimi hiç rahat hissetmiyorum ben. Neyse, fazla uzun sürmez, çok kalmam. Bir şey mi buyurdunuz büyük hanım? Sen sürmene bak, trafik canavarı. Zaten araba da çok rahatsız. Sinirlerimi bozma. Rahatsız olduysanız arabada hava yastığı var hanımefendi. Açayım isterseniz hemen başınızın altına koyarsınız. Ay ne komik. Nerede kaldı bizim valide ya? Sakın diğerlerine gitmiş olmasın. Bahaldan bir şey lazım mı Fatay yenge? Yok yok yok. Allah'ım yarabbim, bahaldan bir şey lazım mıymış? Yallah'ım ya, Allah'ım ya. Ne bakkalı ya, ne bakkalı. Bizim süpermarketten alışveriş yaptığımızı Roma Sosyetesi bile biliyor. Bir şu sitenin görevlisine öğretemedim. Ya, ne var gene? Hoş geldin. Çok batırdın ne bu böyle? Kesin şu gürültüyü. Kulağıma bir gazsınız mı var sizin canım? Yok valide, sen bizi yanlış anladın. Biz sadece... Tamam kes, uzatma. Kara borsacı seni. Hoş geldin anne. Senin için neler hazırladık neler. Bak. Gel, burası senin evin. Öyle deme Fatoş'um. Benim evim senin villan mı var?
İyi hazırlanmışsınız. Eh, herhalde müzikte düşünmüşsünüzdür. Müzik mi? Müzik mi? Yemek müziği. Bir bu eksikti. Sen onu bana bırak Gülşen'im. Ben şimdi bir yolunu bulurum. Kibar Hanım müzik istediyse en kralından müzisyenleri tutar kolundan getiririm icabında. Bizim de bir çevremiz var evvelallah. Ayrıca bizim bu alemdeki ricamız emirdir. Ah Kibar Ana, bekle de gör. En has damadın sana neler hazırlayacak be. Başımı döndürdünüz. Hadi kuşum, bak beğenmedi. Şunun şurasında 2-3 senelik ömrüm kaldı. O hepler param pulum var ama evlenemedikten sonra ne diyeyim ben o kadar parayı? Ha şöyle. Bak isteyince ne biçim dans ediyorsunuz canım. Aferin. Size daha ne oyunlar edeceğim. Şu halime bak Fatoş. Vallahi borsa bile benim kadar dalgalanmıyordur. Hadi hadi devam edelim Ekoş'um. Sonunda çok rahat edeceğiz. Çok. Hadi. Ay ben sıkıldım. Ben gidiyorum. Ben sıkıldım gidiyorum. Bir de ötekilere bakayım. Ben sizin notunuzu verdim. Şimdi onları kontrol edeceğim. Valide daha yeni başlamıştık. Şey yapacağız. Tamam tamam. Siz dansınıza eğlenmenize devam edin. Belki paramı size bırakırım. Belki de bırakmam. Ha? Bilemiyorum. Artık ne hal canım çekerse. Çekil kızım çekil. Tutayım anne. İstemez. Güle güle anne. Borsadan beter çöktük vallahi. Ya Gülşen'im, bu valide ilk önce diğerlerine uğramış olmasın? Hayır canım, öyle şey olmaz. Ben onun en sevdiği kızıyım. Ama senin için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Zaten söyleyemezsin. Ben onun en sevdiği damadıyım. En sevdiği kızı nasıl olabilirim ki Gülşen'im? Ortadan Kıbrıs gibi ikiye bölmeyeyim şimdi seni. Hayır efendim, beni ortadan ikiye bölemezsin. Niye bölemeyecekmişim? Allah Allah. Gören de seni Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü falan sanacak yani ha. Ay geldi işte. Ay. Hoş geldin anneciğim. Açılın açılın, ben geldim. Şerefler getirdin anneciğim. Ben hiçbir şey getirmedim. Sen onun kusuruna bakma. Sayın ve saygıdeğer validem. Şerefi birazdan ben şahsen bizzat kendim çağıracağım. Ne diyor bu sanal ispirt hoca? Dikkat et, küptür o. Gel şöyle otur. Gel bakayım. Evet annem. Sana eşsiz bir eğlence hazırladık validem. Başlayın. Nay nay nay. Daha canlı, daha canlı. Bizim koyduk inekler bile yemiş getirirken çok daha hareketli olurlardı. Hadi. Ulan güzel ülkem. En büyük depremde bile bu kadar sallanmadın be. Ulan insanlık öldü mü be? Issız acım kaldı mı be? Hadi Kadir hadi. Bırak şimdi mırıldanmayı da oynamana bak. Ay. Şurada öldük öleceğiz. Daha adam gibi eğlendiğimi hatırlamıyorum. Oh etler, malım mülküm var ama hayattan zevk alamadıktan sonra neye yarar ki? Ah ölünce oh etler mal mülkte kim bilir kime kalacak? Bak Kadir, duydun mu ne dedi?
Ölünce o kadar bağlı kim bilir kime kalır dedi. Duyduk duymasını da Gülşen'im. Biz Delikanlılığın dergisinin 9. baskısını çıkarmaya hazırlanırken yaptığımız şu eyleme bak. Ne konuşuyorsunuz orada öyle? Ay. Hadi hadi oyna. Yoksa beni mutlu etmek istemiyor mu? Ay anneciğim olur mu öyle şey? Yeter. Ben sana. Gidip biraz da ötekilerine bakacağım. Ama anne. Tamam kızım. Sen içini ferah tut. En sevdiğim kızım sensin. Ama bu damat olacak İspirit Ocağı için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Aa yeter be. Her şeyi parayla satın alabilirsiniz ama beni asla. Hey o zaman. Ben gidiyorum. Sağ bundan sonraki hayatında başarılar dilerim. Yaptığını beğendin mi Kadir? Ef be. Ay. Ay. Ne? Annem yemek müziği mi istiyormuş? Aa, yoksa paralarını vermeyecek miymiş? Tamam canım, sağ olasın. Oldu, senin de hattın açık olsun canım. Hadi görüşürüz. Fesübhanallah. Fesübhanallah. Fezullah. Ne var İffetli Zevcem? Annem. Annem var ya. Yahu konuşsana ya. Medyum memi çarpmış gibi ne tekeleyip duruyorsun? Annem müzik istiyormuş. Demek valide müzik istiyormuş ha. Allah Allah. Allah Allah. Anne. Anne hoş geldin. Ay. Nasıl olmuş evimiz, beğendin mi? Senin için yaptık hepsini. Benim karnım acıktı. Yiyecek bir şey yok mu? Bu evin uşağı yok mu canım? Penguen gibi. Uşak istedin ya anne. Hani bir dizide varmış. Ya bu evde uşağın işine. Git üstüne doğru düz bir şey giy. Senden uşak olur mu? Emme iyi hazırlanmışsınız. Zaten en sevdiğim kızım Hacer'dir. ne de olsa ilk bozarım. Sağ ol anne. İstediğin bir şey var mı? Aa kızım, sen de niye isteyeceğim? Burada uşak dururken o hazırlasın. Ya 3 kuruş için maskara olduk burada. 3 kuruş değil, 3 trilyon. Şunun şurasında yarın öbür gün ölüp gideceğiz. Bari şu son günlerimde istediklerim yapılsın da öbür tarafa gönlüm rahat gideyim. Tabii ki ben öldükten sonra kim bilir malımı, mülkümü ve 3 trilyonumu kime bırakırım? Aa nasılmış? Demek ki beni huzur evine kapatacaktınız ha? İşte ben adam böyle yaparım. Geçin kızlar, geçin, geçin. Selam millet, eğlence yazın olun. Hop, hop, hop. Oh. Hop, hoppa, hoppa. İşte eğlence annem, işte. Senin en sevgin oğlum ben olduğuma göre. Çalkala yavrum, çalkala. Bana verin şunu. Hop hop, hadi kızlar. Hop hop. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Sağdan soldan. Olmadı başlar. Yavrum şu işi halledeyim. Sonra da senin işini hallederim. Merak etme. Destur, destur. Taş etme yarabbim, destur. Yeter. Ben evime gidiyorum. Sizin hiçbirinizde iş yok. Siz ne anlarsınız eğlenceden? Sen de dansözden başka bir şey bilmem mi oğlum? Neyse, yarın benim villaya gelin de hadi. Öldükten sonra mirasımı kime bırakacağımı açıklayacağım. Diğerlerine haber vermeyi unutmayın. Hadi bay. Hadi ya. Yahu tutun valideyi ya. Yoksa benim şan valiliğim gidiyor ya. Hepiniz çok iş çıkardınız ailem.
Bu yüzden bu villayı kime bırakacağıma karar verirken çok zorlandım. Bu yüzden olayı penaltılara bırakmadan bu villayı bana vermeye karar verdi anne. Değil mi anne? Ulan villamın milli sınırlarına kaçak giriş yapanı İtalya'ya sürerim ona göre. Hop 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 destur be muhterem. Villama göz dikeni hacca giderken kalabalıkta ayak altında sürüklenen muhteremlerden beter ederim. Şop. Villam hakkında ileri geri konuşup değerini düşürmeyin. Spekülatif boğalar. Yahu Feyzullah lütfen bırakın villam yüzünden kavga etmeyi. Nereden senin villan oluyormuş? Bir kere burası benim villam. Aa. Siz buraya yakışmazsınız bir kere. Bu villa tamamıyla bana ait. Ne toplantıydı be. Eve geldiğimi haber verecek zamanım bile olmadı. Neyse. Habersiz gidersem kibar anaya sürpriz olur. Boş musunuz? Boşum. Buyurun beyefendi. Ya Allah! Bismillah Allahu Ekber! Sağ olun be biraz zındıklar. Ulan villamı size ihale eder miyim ben be? Matiz kurmalar. Açılın be. Yırtarım ulan hisselerinizi. En düşük fiyattan alıcı bulamazsınız. Villa benim be. Yeşil yuvarlaklar. Benim villa. Aa, size ne oluyor be sosyetik bakandalar? Bu villa bizim. Ve ben annemin en sevdiği kızıyım. Ha hay bileyim bari. Bir kere bu villa bizim. Aa. Ben de annemin en sevdiği kızıyım. Ne de olsa ilk göz ağrısıyım. İlk göz ağrısıymış. Aa. Sen olsan olsan baş ağrısı olursun be. Bu villayı size kaptıracağımı sanıyorsanız çok yanılıyorsunuz. Size bir de beni evinizde istemezsiniz. Bu da size ders olur işte. Ah kibar anam. Aldığım hediyeleri görünce kim bilir ne kadar sevinecek. Bırakın onu yırtık hisseler. Hoş geldiniz. Aman Allah'ım. Villama ne olmuş böyle? Ne villası be? Bir ortak daha çıktı villaya. Hiç boşuna heveslenme birader. Benim villam burası. Şş, nereden be senin oluyormuş ha? Valide bana bu villayı hediye etti. Kabul eyle yarabbi. Efendi oğlum be 3 dakika be. Villamda böyle konuşmalar istemiyorum. Ne saçmalıyorsunuz siz? Bu villa benim. Ne? Ne? Senin mi? Ne? Ne? Senin villan mı? Senin villan mı? Evet benim villam. Ne olmuş? Aa, ne yani? Bu villa kibar ananın değil mi? Benim villam kibar ananın da villasıdır. Da siz kimsiniz? Anne kim bu adam? Villanın sahibiyim diyor. Diyecek tabii. Villa onun da malı sayılır. Nasıl yani? Çünkü bu adam benim kocam. Kocan mı? Kocan mı?